Merhaba hoş geldiniz çizgi roman tavsiyeleri devam ediyor bir süredir gelmiyordu özlemiştiniz biliyorum hatta sadece özlemekle kalmayıp bana sövüyordunuz da <laughs> artık sövmenize gerek kalmayacak ya da isterseniz yine söyleyebilirsiniz siz bilirsiniz hemen giriyorum konuya bugün 6 tane çizgi roman var çizgi roman tavsiyeleri videolarında genelde ciltlerden bahsediyorum eskileri izlemediyseniz linklerini aşağıya bırakacağım onları da izleyebilirsiniz. Gelecek videolarda da artık Türkçe, İngilizce karışık tavsiyelerle devam edeceğiz. O zaman ilk kitapla başlayalım. İlki Fasmer'in kardeşi. Fasmer e, de olabilir tabi. Almanca telaffuzuna tam hakim değilim. Flanör'den çıktı. Hatta Flanör aynı dönemde yine e, bu senenin başı gibi Hanover kasabı Harman'ı da çıkardı. Bu da bir seri katil hikayesi. Bu iki iş e, yani seri katil ya da işte o dönemin özellikle 1900'ler başı ve ortasına doğru ilerleyen dönemin Almanya'sı hatta şimdi Polonya'ya dahil olan bölgelerinde geçen iki farklı hikaye. Aslında iki seri katil işi gibi gözükse de çizim tarzı olarak özellikle de Vasmer'in kardeşi çok daha yoğun, çok daha karanlık ve e, kurgusal olarak sizi biraz daha çizgilerin içinde kaybetmeye çalışan bir iş. Neden kaybetmeye diyorum? Çünkü biraz daha kafa karıştırabiliyor belli noktalarda. Çünkü bir, bir alan üzerinden yakalanan birisinin sorgulanması üzerinden paralel bir hikaye anlatıp sonra bu hikayeleri birleştiriyor. Birleştirirken de birazcık e, çizgilerle de çizgileri de kullanarak zihninizde oynuyor. Ama çok çok iyi bir iş. E, özellikle de çizer David Von Bashevitz e, çok çok iyi bir iş çıkarmış. E, yazar da Pierre Metter. Pirmeter zaten Harman da Pirmeter'in işi ama onun çizeri farklı, onu da Isabel Kreis çizmiş. Fasmer'in kardeşini özellikle hatta yine ikisini bir arada konuşabiliriz e, Harman'da. Ya yani özellikle seri katil işlerini seviyorsanız, gerçi bunu işini seviyorsunuz demek çok tuhaf. Yani bir seri katil sevmek çok sağlıklı gelmiyor kulağa da. Ben şöyle düşünüyorum, hatta bu iki iki işi şöyle ayırayım. Yani Vasper'in kardeşini aslında bir e, seri katile çok uzaktan bakıp onun sadece zihnini görüyor musunuz gibi bir durum varken Harman'da çok daha net çizgiler, daha döneme hakim, daha mimarinin detaylı verildiği, iç, detay, hiç mekanların detaylı verildiği tam tersi olarak Vasmer'de hiç bu detaylar yok. Daha e, soyut, daha karanlık ışığın çok e, yer almadığı, Karelerden çok silüetleri gördüğümüz, kare pardon, mekanlardan çok silüetleri gördüğümüz bir yapı var. O yüzden Harman'a baktığınızda daha gözlem hissi yüksekken Vasmer'e baktığınızda daha e, duygusal bir yoğunluk hissediyorsunuz. İki işte çok farklı. Ben şöyle hissediyorum. Bu seri katil işlerini kitaplarda da, çizgi romanlarda da okurken belki de asla e, görüp e, yakınen görüp şahit olamayacağımız ya da asla onların zihnine girebilecek duruma gelmeyeceğiz gelmeyelim zaten de. Gelmeyeceğimiz bir durumda olduğumuz için bu işleri okumak bana farklı duygular yaşatıyor. Bir yandan da şu şu korku hissetmek de tuhaf bir adrenalin. Yani böyle birisi hani demin belki gerçekten şahit olmayacağız dedim ama yakınınızda da olabilir mi? Bu korku hissetmek bana tuhaf geliyor. İşte mesela 1990'lardaydı sanırım ya da 2000'lerin başı gibi işte Manisa'da Manisa kasabı isimli biri var. <laughs> mesela bu hikayeyi okuduğumda çok şaşırmıştım böyle birisinin oldan. O dönem aslında birçok reality show falan da konu olmuş. Ama tabii işte özellikle de dijital medyanın artışı, bütün dünyanın kameralarla dolması vesaire derken bu tarz durumları belki de duymuyoruz. Belki de duyup e, duyabileceğimiz şekilde gelişmeden engelleniyor bu tip katiller daha iş ilerletmeden daha hızlı yakalanabiliyorlar. Yani şu anda e, pek de bu tarz hikayeler duymuyoruz. Ha yine tabii ki akıl sağlığı yerinde olmayan insanların yaptığı e, özellikle dijital medyada yaptığı ve videolarla ya da işte diğer araçlarla insanları e, provokate ettiği provoke ettiği hikayeler çıkıyor ama eskilerin o seri katil hikayeleri daha farklı Flaneur'dan çıkan bu iki işte biraz da Almanya'nın soğuk ortamında gerçekleşen iki farklı karakterin iki farklı dünyanın e, çevresini nasıl değiştirdiği değiştirirken de bunun neden yaptığını sorguladığı bir hikaye öneririm bu iki, iki cilde de bakabilirsiniz şu an herhalde Flaneur'da bunlar baskısı vardır bittiyse de e, umarım bulabilirsiniz bir şey diyemedim. Oradan da aslında çok bilinen e, bir kitabın çizgi romanına geleceğim. Küçük Prens. Ben bu kitabı açıkçası okumamıştım. Yani kitabını okumamıştım. E, çizgi romanı okudum. Stella Stelgu e, yazıp çizmiş. Ya yazıp derken zaten kitaptan detayları alıp belki de çizgi roman için kendisi sadece senaryolaştırmıştır. Ama çizgileri muazzam. Şimdi Küçük Prens bilmeyen biri olduğum için açıkçası çizgi romandan etkilendim. Yani kitaba bir ön yargım falan olduğu için değil açıkçası fırsatım olmadı bir açıp okumak için. Yoksa her zaman duyduğum, bildiğim bir kitaptı ama kitabı okuyup seviyorsanız ya da hiç okumadıysanız hiç fark etmez. Bu çizgi romanı okuyun. Ee, özellikle de kitabın yani belki de okuduysanız size yarattığı dünyayı çizgilerle görmek hoşunuza gidebilir ki Stella'nın çizgileri de e, hikayeyi ne çok çocuklaştırıyor ne çok olgunlaştırıyor tam böyle ortada bir dengesi var renkleri çok iyi kullanmış okurken renkleri gördüğünüz zaman çok e, iyi hissediyorsunuz kendinizi sıcaklıklı sıcaklığı hissediyorsunuz yani şöyle de biraz ışık patlatıyorum, mu bilmiyorum ama göstermeye çalışayım bayağı da iyi gözüküyor hatta instagramda taglediğimde Stella'yı e, çok da hoşuna gitti birazcık da konuştuk özellikle renklendirmesini övdüm onun da çok hoşuna gitti Şaka bir yana, e, bu yani Küçük Prens'i biliyorsanız da dediğim gibi başta bilmiyorsanız da mutlaka bu eseri okuyun. Sırtlandan çıktı bu eserde. 2019 çıkışta olması lazım. Bu da bir bakayım tekrar. Hemen bakalım. Evet Sırtlandan 2020'de çıkmış aslında. Bu da bu sene başında çıkmış. Baskısını bulabilirsiniz tahminen. E, dediğim gibi mutlaka buna da bakın. Oradan Küçük ırmaklara geçiyorum. Küçük ırmaklarda kara kargadan çıkan bir eser. İşte sona geldikçe esas sürprizi sona bıraktım. Hiç beklemediğim, etkilendiğim, bu kadar etkileneceğimi düşünmediğim bir çizgi roman buldum çünkü sonunda. Onu sona bıraktım. Küçük ırmaklar Pascal Rabate'nin bir Fransız ekolünden gelen yazar, çizer Pascal Rabate'nin eseri. Küçük Irmaklılar'da Kara Karga'dan çıktı. Bu biraz daha eski bir eser. 2017 olması lazım çıkış tarihi. Orijinal tarih 2006. Türkiye tarihi o 2019'muş bu da. Bir sene olmuş. Küçük Irmaklılar biraz daha hani çok klişe tabiriyle yolculuk hikayesi ama bir son yolculuk hikayesi. Şimdi son yolculuk deyince <laughs> umutsuz bir hava yaratmış olabilirim ama bir iki yaşlı arkadaşın balık tutmasıyla başlayan sonra diğer arkadaşının vefatıyla Diğer arkadaşının vefatından sonra da ikinci arkadaşın aydınlanmasıyla ilerleyen bir hikaye. Aslında bu tarz hikayelerden çok hoşlanmam. Çünkü yaşlılık hikayesi biraz ben umutsuzluğa sürüklüyor. Hep şunu düşünüyorum çünkü ya bugün işte 37 yaşındayım. 47 yaşında nerede olacağım? Mutlaka siz de düşünüyorsunuz. 57 yaşında ne olacak? 67 ne olacak? 87'de çişimi mi tutamayacağım? Bunlar büyük gerginlikler aslında bu hikayede pek de öyle düşünmememiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Çünkü biz e, biz aslında genellemeyeyim de yani birçoğumuz belki de bazılarımız kimler için çok iyi olabilir. Çevremizde gördüğümüz o yaşlılık hikayeleri, kötü hikayeler, geçmişler, o akrabalarla e, devamlı didişmeler vesaire yani biraz Türk kültüründen de kaynaklanıyor muhtemelen. Bu tarz hikayeler çok hakimiz ne tarz bir hikaye işte küçük bir Fransız kasabası ee, orada aslında bize çok uzaktan bakma vay be işte e, bisiklet yarışlarının yapıldığı yer sarıma yolları oradan geçiyor acayip yerler ne kadar güzel hayatları falan var dediğimiz e, insanların aslında çok sıradan her gün evde oturdukları sabah tuttukları ya da tutamadıkları satın aldıkları e, balıkları akşam yedikleri yalnız evlerinde ışıklarını kapatıp uyudukları bir tane küçük barı olan oraya da gidip her gün aynı insanları gördükleri yaşamları var. Şunu düşündüm bu hikayeyle aslında çok da olumsuz olmamak lazım. Yani yaşlılığına baktığında gidebileceğin yerler sınırlı olabilir. Kazanacağın para sınırlı olabilir. Umutsuz olabilirsin bu konuda. Ama yapabileceğin şeyler çok kısıtlı değil. Yani biz hep e, bence şu hataya düşüyoruz. Ben de düşüyorum açıkçası. Ya işte evde oturuyorum, iyiyim. Emekliliğimde de oyunlarım var, kitaplar var, çizgi roman var. İşte eşim yanımda, kedim köpeğim. Otururum ama işte ölüm var. Ve hayatınızda birileri öldüğünde, gittiğinde, yalnız kaldığınızda işler değişmeye başlıyor. İşte bu kitapta o yalnızlıktan sonra çıkılan son yolculuğu anlatıyor. Ama o yolculuk son mu olacak? Siz de okuyunca göreceksiniz. O yani tam aslında film olacak bir çizgi roman bu. Belki de olmuştur bir yerlerde ya da hakları alınmıştır. Ee, genelde Fransız ya da Avrupa ekolü diğer çizgi romanlar Belçika, Almanya vesaire çok iyi filmler çıkmıyor. Hakları çok hızlı alınıyor ama çok iyi filmler çıkmıyor. Çıkmadıysa da umarım bir gün çekerler ee, iyi bir iyi bir yönetmenin iyi bir senaristin elinden çok güzel bir film olabilir. Buradan da çizgi roman tavsiyelerinin aslında ilk İngilizce tavsiyesine geçiyorum o da sentient beni takip edenler tanıyanlar Jeff Lemire'i ne kadar sevdiğimi bilirler Jeff Lemire ve Gabriel Valtan'ın TKO Studios'tan çıkan bir eseri TKO Studios ne diyeceksiniz bunlar bağımsız bir stüdyo bağımsız bir e, basın ve yayın evi sektörün e, isimleri, isim olarak değil sadece işleri olarak da büyük ve ünlü olan kişileri topladı ve onlardan e, 4-5 kitaplık bir e, arşiv oluşturduğu bir yayın evi. Sentient'te Jeff Lemire'in aslında e, geçmiş işlerinde gördüğünüz ki Jeff ile ilgili çok detaylı bütün eserle ilgili çok detaylı bir video yapmıştık. Onun da linkini ya ekrana ve, ve verdim şu anda ya da aşağıda bulabileceksiniz. Aile yapısı, aileden kopma, çocuklarla ilişki, çocukluk, onun sonra ergenlik, yaşlılık. Bunlara kafayı takmış aile hayatı üzerinden birçok farklı işte bilim kurgu alanında daha normal hayatta vesaire eserler yaratan biri Jeff Lemire. Sentient de daha bilim kurgu ve postapokaliptik kökenli bir iş. Temelinde de yine çocuğun aileden anneden hatta tamamen babasız bir ortamda geçiyor bu arada çizgi roman. Detaya girmeyeceğim, spoiler olabilir çünkü. Spoiler vermek istemiyorum bu işle ilgili. Tadınız kaçmasın ama çok ufak detaylarla anlatacağım. Ortalıkta bir baba yok. Anneden kopan bir çocuk var ve çocukların yapay zekayla uzayda yalnız başına yaşadıkları bir ilişki var. Bence çok güzel bir hikaye. Tam bir kısa yani çekilse bu da çok güzel 15 dakikalık, 20 dakikalık mükemmel bir kısa film olabilir. Çok çok kaliteli bir aslında çok basit gözükse de, klişe gözükse de belli noktalar ama çok kaliteli bir loop'u var. Özellikle de yapay zekanın davranışı, çocuklarla ilişkisi, ileride neler olabilir? Aslında yapay zekanın da e, olaylara çocuk gibi yaklaşıp yaklaşmayacağını hangi noktada anlayabileceğimiz? Çünkü belli bir kod dizimi içerisinde aslında kuralları uygulayan bir yapı yapay zeka. Bu kurallar neye göre değişir? yalnız kaldığında ya da onun yöneten birileri olmadığında ne tepki verir? Bunları görmemiz için iyi. Biraz zaten hem yakın dönem işte Netflix'teki I Am Mother, yine High Life daha eskilerden 2001 Space Odyssey tarzı işleri seviyorsanız bu çizgi roman zaten direkt kafadan alıp okuyacağınız bir iş. O yüzden hele Jeff Lemire seviyorsanız direkt okuyun. Çok net tavsiye ediyorum. Ve geldik son çizgi romana. Buzul Çağ. Bu bu çizgi romanın böyle çıkmasını ben hiç beklemiyordum. <laughs> çok şaşkınım. Aşırı iyi, yani fazla iyi ve yani ismiyle hiç alakası yok. Ee, onu söyleyeyim. Zaten girişte çok binlerce yıl süren bir buzul çağlarından Louvre Müzesine yolculuk. Aslında Louvre Müzesine yolculuk deyince ilk başta şu, herhalde hani işte buzul çağı müzenin üstü kapanmış keşfediyorlar, işte yerin altında buluyorlar falan gibi bir şey hissedebiliyorsunuz. Ama Nicolas de Crazy ya da nasıl okunuyor seni Fransızca bilenler düzelsin beni. Nicolas de Crazy çok acayip bir iş çıkarmış. Yani spoiler vermeyeceğim yine bu işle ilgili ama e, özellikle de sanat üzerinden bir hikaye anlatmak bana çok zor geliyor. Ki hep şunu da e, hepimiz aslında kafasına takıyor. Ya bugün biz tükensek yok olsak bu insanlık ve bundan bin sene sonra işte Louvre Müzesi'ni birileri bulsa bizim hakkımızda bilgi edinmek istese ne düşünecek? Ya oradaki eserleri gördüğünde ne hissedecek? Bunu, bunu anlatmak mesela basitçe akla gelebilecek. Evet ya bundan böyle bir tarihi hikaye çıkabilir. İşte şöyle bir şey düşünebiliriz falan diyebiliriz ama genelde çok yaratıcı işler gör, görmeyeceğimiz, göremeyeceğimiz bir düşünme sistemidir bu. Ama Nicola De Creese bunu alıp böyle bir hikaye alıp aslında hiç böyle bir şey anlatmayıp tamamen insanın, insanların dar bakışlarıyla ki herkes için demiyorum yani sadece o dar bakışlarla bakanlar için ve o dar bakışta bakanların zihinlerine sıkışmış işte o e, sanat, sanatın tarihi Sanata bakış açısıyla belli şeyleri anlamlandırma ya da işte niye okuma da diyebiliriz ya da tamamen yanlış düşüncelere kapılma ya da çok daha ileriye gitmiş bir medeniyet hakkında yanlış fikirler edinme ya da çok geride kalmış bir medeniyeti çok daha gelişmiş gibi hissetme gibi duyguları buzul çağ size alıyor ve sanat eserlerinin ağzından anlatıyor. Buraya detaya girmeyeceğim okursanız göreceksiniz. Ve aslında bir noktada da hem insanlığın sanat gözünden nasıl bittiğini ve aslında nasıl dirilebileceğini de anlatıyor. Ya böyle söylenen çok ya ne anlatıyorsun enter diye bakılmış olabilir şu anda ama e, o kadar ağır bir eser değil korkmayın. Çok rahat anlayacağınız, rahat okuyacağınız bir eser ama biraz derinlerine indiğinizde gerçekten çok güzel bir bakış açısı var. İnsanın sanata bakış açısı, sanatın insana bakış açısı. Gerçekten bu hikayede çok iyi anlatılmış. Çok şaşırttı beni. Buzul Çağı aslında bir senedir iki senedir hatta buraya taşınmadan önce den beri kütüphanemde olan bir türlü okuma fırsatı bulamadığım bir e, kitaptı. Sonunda okuma fırsatı buldum ve yani yüzde tavsiye ediyorum Buzul Çağı'nda. Mutlaka bir fırsat verip okuyun. Evet bugünkü tavsiyeler bitti. 6 e, altı çizgi roman. Bir sonrakinde çok araya açmayacağım. E, artık NBA bitiyor. Biraz daha rahat olacağız. Ocağa kadar en azından NBA Yeni sezon Ocak'ta başlanacak deniyor. Bu arada NBA finalleri de gelene kadar aralarda farklı videolar gelmeye devam edecek. Star Trek'e devam edeceğiz. Uf ufak bir bu hafta bir boşluk olacak. Ee, Can Sungur tatilde benim haftaya kısa bir tatilim var. Sonra Star Trek'e devam edeceğiz. Çizgi romanlar gelecek. NBA Basketbol devam edecek. Farklı dizilerle ilgili videolar gelecek. Kafamda hala bir iki konsept var oturtamadım. Ee, onlara da inşallah devam edeceğiz. Sanatın Sepeti ve Saksı Reklam Ajansı da daha dönemlik de olsa onlarla gelmeye devam edecekler. Onlarla ne zaman geleceğini, geldiği anda haberdar olmak istiyorsanız kanala mutlaka abone olun. Çana tıklayın. Like'a basın, yorum basın. Ha, vurun gitsin. yapıştır Tokatlayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.